Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Tapatalk'ın forumlardan nasıl kullanıldığını elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımıza Tapatalk'ı indirmiş olmamız lazım. Çeşitli marketler aracılığıyla. Şu an ben Tapatalk'tan komple çıkış yapmış durumdayım. Sıfırdan itibaren süreci nasıl işlediğini size göstermeye çalışacağım. Tapatalk simgesine tıklıyoruz. Ve Tapatalk'a bir üyelik açmamız lazım. En altta görmüş olduğunuz giriş yap seçeneğine arkadaşlar tıklıyoruz ve bize buradan hangi şekilde üyelik açmak istediğimiz soruyor. Ben Google'la üyelik açtığım için Google butonun üstüne tıklıyorum. Ve buradan kayıtlı adreslerimden birini seçerek üyeliğimize başlamış oluyoruz. Buradan ilgi alanlarımız soruyor bize. Mesela ben Ford ile ilgileniyorum. Seçiyorum. En alttan ileri kısmına tıklayaraktan. Şu an geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi Ford kulübü sitesini seçiyorum. Bu artı işaretine basmak takip almaktır arkadaşlar. İleri seçeneğine tekrar tıklıyoruz ve şu an Tapatalk'a üyeliğimiz bitmiş durumda. Ford kulübü seçtiğimiz için de bakın en sol alttan ikinci sırada takip edilen kısım var arkadaşlar. Burada zaten kulübü takibi almıştık bildiğiniz gibi. Burada Ford kulübü sitesinin üstüne tıklıyoruz ve şimdi ise bizim forma üye olmamız lazım arkadaşlar. Zaten vardır adresimiz. Yoksa da üye oluyoruz. Burada kullanıcı adı ve parolamızı girerekten sitemize, formumuza gireceğiz. Evet, şu an forma girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şurada zaman çizelgesi diyelim bakalım. Evet, sohbet odasına girelim. Arkadaşlar şimdi birisinin mesajından alıntı yapmak için üstüne tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada alıntılama işareti var mesajın en alt kısmında. Buraya bastığımız anda kim olursa mesajını alıntılamış oluyoruz. Mesajlara cevap verirken bu şekilde kullanıyoruz. Şöyle deneme amaçlı. Evet arkadaşlar normalde forumlarda mesajlarımızı paylaşmak içinse gördüğünüz gibi şurada hızlı cevap kısmında istediklerimizi tekrar burada yazaraktan mesajlarımızı paylaşmış oluyoruz. Bunun haricinde foruma cihazlarımızdan resim yüklemek isteyenler için arkadaşlar bakın hemen klavyenin sol üst köşesinde gördüğünüz gibi kamera resim var. Bu resme basarak cihazımızda kayıtlı olan herhangi bir şekilde çekmiş olduğumuz resimleri paylaşabiliyoruz. Mesela ben şu an üstteki galeri seçeneğini işaretliyorum. Şimdi bana hangi resmi yüklemek istediğimi soruyor. Ben de şuradaki jant resmini seçiyorum. Evet, üstüne basıyorum. Şu an adresi mesajımıza düşmüş durumda. Bunu paylaş dediğim zaman jant resmi forma çıkmış olacak. Yani gördüğünüz gibi hiçbir zahmet yok. Çok basit, çok kolay bir kullanım var. Şu hemen kamera resminin sağ yanındaki yüz işareti smile arkadaşlar. Buradan çeşitli yüz şekillerini seçerek ifadeler kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli şekilleri var burada. Duruma göre istediğimizi kullanıyoruz. Şurada hemen sağ arkadaşlar klavyenin en üstünde sağda IMG ve URL butonları var arkadaşlar. Bunları kullanmaya gerek yok. Çünkü zaten resmi istediğimiz gibi paylaşıyoruz. Site adreslerinde arkadaşlar bakın şöyle direkt paylaşabiliyoruz. Mesela şurada evet Chrome'da bir sayfa var. Türkiye'deki evet mesela şunu sitenin URL'sini arkadaşlar adresi paylaşmak istiyoruz. Hemen bu tarayıcımızda bu adresin üstüne basıp tutuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi makas işaretiyle kesiyoruz bunu. Ve buraya Tapatalk'ta mesajımıza yapıştır diyoruz. Paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi burada hem resmimiz çıkmış durumda hem de internetten bulduğumuz bir haber olur ve değişik şeylerin linklerini burada paylaşmış oluyoruz.